إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار محترم مسلمانlar Allah Teala mehlukatı yaradı ve boşluk başı başına bırakmıyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Zariyat suresi 56. ayette وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları yalnız mene ibadet etsinler diye yarattım. مَا اُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا اُرِيدُ اَنْ يُطْعِمُونَ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ Ben onlardan hiçbir ruzu istemirem. Məni yedizdirməklərini istəmirəm, deyir Allah Teala. Əksinə, İnna Allaha huvar razzaqu zil quvvətil mətin. Əksinə, Allah Teala özü ruzu verəndir, güc-qüvvət sahibidir. Həmçinin mömin insan etiqad eləməlidir ki, onun ruzusu, onun bütün xeyirləri Allahdandır. Yəni ki, Allah Teala buyurur, Mə asabəkə min həsənətin fə min Allah. Sənə üz verən, sənə gələn Hər bir həsənət yaxşılıq Allahdandır. O möminin etiqadı olmalıdır. وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ Amma sənin başına gələn pis şey sənin öz nəfsindəndir. Xeyirlər Allahdandır. Və Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur اَوَلَمْ يَرَوْ اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءَ وَيَقْدِرْ Meğer onlar bilmirlər mi, görmürlər mi ki Allah Teala istədiyinin ruhsunu artırır, istədiyininkini de azaldır. اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ Bunda iman getiren insanlar için, iman getiren kavim için ayeler var, ibretler var. Hemçin Allah Teala yarattığı hiçbir mehlukdan gafil değil. İster kuruda, ister denizde, ister yerde, ister göyde, her yerde Allah Teala öz mehlukatından haberdardır. Her birinin ruzusunu Allah Teala verir. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّنْ ف۪ي كِتَابٍ مُب۪ينَ Yerde öyle bir canlı yoktu ki onun ruzusu Allah Teala'nın üzerinde olmasın. Yani Allah Teala'nın ruzusunu vermesin. Ve Allah Teala onların kaldıkları yeri, karar tuttukları yeri bilmesin. Onların hamısı Allah Teala'nın açık aydın kitabındadır. Allah Teala mehlukatı yaratmamıştan evvel onun ruzusunu verip ve İbn-i Mesud'dan Allah razı olsun ondan gelen rivayette diyor ki Haddesene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize danıştı ve huva sadikul mesduk ve o sadikdi ve sadikliği Allah tarafından tesdik olunmuş birisidir. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizden birbirinizin hilgati anasının betininde 40 gün nütfe halında 40 gün nütfe halında Sonra bir 40 gün kan halında, sonra 3. 40 günde yani 120. tamamında, 120. günün tamamında artık insan formasında olur, et parçası olur. Sonra yursal ileyhil melek, sonra Allah Teala ona melek gönderir. Feyu'meru bi arba kelimet. Allah Teala emrediyor. Onun için 4 tane şey yazılsın. Biket bir rızkihi. O 4 şeyden biri onun ruzusudur. Allah Teala artık Anasının betrininde olan da insanın ruhsunu yazıp insan dünyaya gelmemişten kabak Allah Teala ruhsunu hazırlayayım anasının sinesinde. Ve bu Allah Teala'nın öz kuluna olan dikkati, hürmeti ve rahmetidir. Hemçinin Allah Teala ruhsunu artırandır ve azaldandır. İtikad etmek lazımdır ki ruhsunu veren, artıran,
Azaldan Allah Teala'dır. Eğer insan itikad edilsin ki, onun ruhsunu hansı məxluq kesti, mane oldu, azaldı, bu itikadda problemdir. İnsan itikadında xəta edir. Hansı ki Allah Teala buyurur, قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكُ deyilən ki, mülkün sahibi olan Rabbin, تُعْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَى mülkü istediğine verirsen, Allah Teala istesə verir. Heç kəs ona mane ola bilməz. وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَى istediğinden de alırsan, veren Allah Teala'dır. Alan da özüdür. وَتُعِزُّ مَنْ تَشَى istediğini izzetlendirirsen, وَتُذِلُّ مَنْ تَشَى istediğini zelil edirsen. İnsana izzet veren, insanı hürmetli eleyen Allah Teala'dır. Ve aynı zamanda alçaldan da Allah Teala'dır. Allah Teala başka bir ayda buyurur. وَمَنْ يَهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمْ Allah Teala kimi alçaldarsa ona hürmet koyan tapılmaz. İzzetlendiren, ruzulandıran, hürmetli eleyen ve alçaldan Allah Teala'dır. Hemsin Allah Teala başka bir ayda buyurur. اِنَّ رَبَّكَ يَبْسِتُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ Həqiqətən də sənin Rəbbin istədiyinin ruhsunu artırır və istədiyinin ruhsunu azaldır. İnnehu kâne bi ibadihi xabiran basira. Çünki öz qullarından xəbərdardır. Onların əhvalların, halların biləndir Allah Teala, görəndir. Və sonra buyurur ki Allah Teala: "Və lâ taqtulu evlâdakum xaşyete imlâq." Evlatlarınızı aclıq qorxusundan, kasıbçılıqdan ötürü öldürməyin. Bəzi insanlar Allah Teala'nın verdiği canı alır və fikirləşir ki, mən ona baxa bilmərəm. Dolanışığım zəifdir, çatdıra bilmərəm. Allah Teala'nın verdiğini alır və öldürür. Bi əyizən bin qutilət. Hansı ki, qiyamət günü Allah Teala soruşulacaq. Və idəl məvudəti su ilət. Günahsız, öldürülmüş qız uşaqları. Bi əyizən bin qutilət. Hansı günahına göre öldürüldü? Mən onun ruhsunu verə bilməzdim, ona baxa bilməzdim deyəcəksən Allah Teala'ya. Əbədən belə şey olmayacaq. Və xaşəətil əsvət lirrahman və la təsmə illə həmsə. Allah Teala buyurur ki, o gün sən Allah'ın qabağında bütün səslər batacaq və sən yalnız pıçıltı eşidəcəksən. Nə edəcək Allah Teala? Sən belə Allah'a deyə bilməyəcəksən. Çatdıra bilmədim ruhsunu. Ona görə götürdüm. Allah'tan da ruhsunu. Allah Teala buyurur. وَلَا تَقْتُلُ اَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ Onların da ruhsun. Sizin de ruhunuzu. Biz veririk. Ruhu Allah'tandır. Ve hemçinin Allah Teala bazı kullarının ruhsunu artırır ve bazılarınkini azaldır. Ve bu da Allah Teala'dan bir ilahi hikmet, Rabbani bir hikmettir. Ve bunlar ibretler var. Allah Teala اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكِ Onlar senin Rabbinin rahmetin bölüştürürler. Bazı insanlar danışırlar. Falan kesmeyen ruhsuma mani oldu. Mene verilmeliydi, vermeyeme mani oldu. Ölkede falan şeyler var. Bize çatmır. Hası ki ondan bize de çatmalıdır. Çattıran Allah Teala'dır. Veren Allah Teala'dır. Eğer Allah Teala istemeyipse, sana bugün gelen gelmeyipse, Allah Teala göndermeyip. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُونَ Allah Teala buyurur, sizin ruzunuz göydədir. Göydə olanı, xalikdə olanı məxluqdan güdmək, məxluqdan istəmək möminə yaraşmaz. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ Ruzunuz göydədir, deyir Allah Teala. Allah Teala buyurur, نَحْنُ قَسَمْنَا مَعِيشَتَهُمْ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Biz dünya hayatında onların güzaranını, dolanışıklarını bölüştürmüşük. Allah Teala bölüb. Eytirazlar, narazçılıqlar, heç nəyi dəyişmir. Sənin narazçılığın Allah Teala'nın ruhsunu sənə cəlb eləməyəcək. Lakin sənin günahların sənə gələn ruhsunun qarşısını alacaq. Çünki ruhsu göydən gəlir itaətlərlə. Yüdən bürül əmrə minə səmə. Əgər səndə başqa etiqad varsa etiqadını düzəl. İşler göydən idare olunur. Allah Teala de işler göydən idare olunur. Ruzu da işdir. Ruzu da Allah'tandır. O da Allah'ın işidir. Allah Teala böyle idare edir. Hemçinin Allah Teala buyurur. وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّقِدَ بَعْضَهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا Kullardan bazılarını, bazılarından üstün etti.
birbirlerine işçi götürsünler diyene, çok olanlar az olanları yanlarına işçi götürsünler diyene üstün etti. Sonra Allah Teala buyurur: "Ve rahmetu rabbik, amma senin Rabbinin rahmeti hayrun mimme yecmeun." Onların topladıklarından daha hayırlıdır. Hemçinin Allah Teala başka bir ayette: "Ve ma indallah hayrun lil ebrar." Amma Allah katında olanlar ebedi cennet, ebedi hayat, nimetler. "Lehum ma yeşaun fiha ve ledeyna mezid." Cennette olasın istediği her bir şey var. Ve elavesi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem özü şerh ediyor. Ne de elavesi? Ve bütün sahabeler bu itikatta olublar. Bütün nimetlerden sonra en büyük nimetlerden biri, vakti vaktinde Allah-u Teala'nın cemalini tamaşa eylemek. Ve insana itikad eylemelidir ki onun ruhsu Allah'tandır. Hemçinin ruhsu diyende tek yemek, içmek, pul, akla gelmir. Allah Teala çok şeyi bize ruzu olarak verir. En büyük ruzulardan biri sağlamlık, salih aile, salih evlat, ilim, ehlak, edep, mescit nimeti, kardeşlik ruzusu. Bunlar hepsi ruzudur. Ruzu tek. Bazı insanların fikirleştiği için maddi değil. Allah Teala seni görmeyle ruzulandırır. Eşitmeyle ruzulandırır. Danışmakla ruzulandırır. Necə ki ilim ehli buyurur: "Eğer sende olan sağlamlık nimetinin qədrini bilmek istəyirsən, get xəstəxanalara, bax orada xəstə insanlara, bax əli olmayan, ayağı olmayan, gözü olub görməyənlərə." "وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ." Sizdə olan her bir nimet, mütləq olaraq, her bir nimet Allah'tandır. Allah Teala nəsib eləyir. وَاَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. Allah Teala buyurur: "Allah size istediğimiz her şeyi verir." Ve bak özve, gayet özve Allah Teala ne vermiyor? Dünyaya gelende çılpak uydun, paltar verdi. Atsan Allah Teala yedizdirir. Günahlar eliyirsen gece gündüz katalar. وَاَنَا اَغْفِرُ الزُّنُوبَ جَمِيعًا. Ve Allah diyor: "Ben de hamsını bağışlayıram. فَاسْتَغْفِرُونِ." Ve siz de menden bağışlanma dileyin. "اَغْفِرْ لَكُمْ." Ben de sizi bağışlayayım. Gelbi ve tövbe kapısı koyma Allah Teala. Ruzudur. Günah eliyende o kapıdan girirsen kalbin genişlenir. Allah Teala'nın ruhsudur. Hemçinin insanın ruhsunun azalmasının sebebi en büyük insan özüdür. Sebep insanın özüdür. Hansı ki Allah Teala Mekke ehlini kurallık, hiçbir ekin biçin yok idi. Kurallık idi. Ama Allah Teala olan ruhsunu asanlıkla, hiçbir eziyet çekmeden ayaklarına getirirdi. وَضَرَبَ اللّٰهُ وَضَرَبَ اللّٰهُ مَسَلًا قَرْيَةً كَانَتْ اَمِنَةً مُتْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. Allah Teala bir kendi, bir şehri misal çekir Mekke'ni. Hansı ki rahatlık içinde yaşayırdılar. Allah Teala olan ruhsunu rahat şekilde başka yerlerden olan ayağına getirirdi. Ve Allah Teala nimetin alınma sebebindir. فَلَمَّا كَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ فَأَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَسْنَعُونَ. Allah onların, onlara verdiği ruzuları, ettikleri günahlara göre korkuyla evez eledi. Allah Teala onlara korku gönderdi, açlık gönderdi. بِمَا كَانُوا يَسْنَعُونَ. Ettiği asililere göre, fasikliklere göre. İnsanın ruhsunun azalmasına en büyük sebep insanın özüdür. Ve hemçin Allah Teala ona verilen ruzuları asilide istifade edenleri tehdit edelim Allah Teala: "Kulû mine tayyibâti mâ razaknâkum." Allah Teala buyurur: "Size verdiğimiz paç ruzulardan yiyin." "Ve lâ tetgav fî." Ve o ruzularda heddinizi aşmayın. "Feyahillâ aleykum gadabî." Yoksa size gazabim tutar. Allah Teala bildirir kim Allah'ın ona verdiği ruzunu harama. Bazı insanlar Allah Teala ruzu verir, sigaret çekir. Allah Teala verdiği halal ruzunu
ailesinin ruzunu, sənə gələn ruzu tək sənin deyil. Sənin yoldaşındır, evladlarındır. Və sənin əlvin altında olanlarındır. Allah Teala ruzunu sənə verir. Və sən onu harama verirsən. Allah'ın karşısında verdiği halal ruzunu harama verirsen, israf edersen, Allah Teala hası ki israf edenleri şeytanların kardeşleri adlandırır. İnnel mübezzirine kânu ihvâne şeyatîn. İsraf edenler şeytanların kardeşleridir. Ve kâne şeytanu li rabbihi kefûra. Ve sonra Allah Teala bildirir de şeytan da Rabbine karşı nankördür. Allah Teala senin nankör olan birisine kardeş hesap edeyim. İsrafına göre halal ruzunu harama verdiğine göre hemçin Allah Teala seni hedeleyip Allah Teala seni ve yahilla aleykum gadabi, sana gazabim tutacak diyor Allah Teala. Halalı harama verdiğine göre. Ve bu adalet değil. Allah Teala sana verir ve sonra ona istifade etsen halalda ve hemçinin senin duanın kabul olmasının sebeplerindendir. Aşağı haram gelir. Yukarı kalkmır dualar. Hemçinin insan ruzunun artmasının sebeplerinden insanla Allah'tan korkması ve Allah Teala iman getirmesi. وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرَى Yine Allah Teala bildirir. وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرَى اَمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَةٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ Allah Teala deyir, eğer ülkelerin, şehirlerin ehli Allah'tan korksalar, iman getirseler, yerin göğün bereket kapılarını açarız. Yani salih amellerle, salih amellerin ve fissemâ-i rızkukum göğde Allah ruzunuza şefi salacak. Salih ameller sebebiyle Allah Teala göğdekini yere salacak. Ama asi ameller sebebiyle yerdekini göğe kaldırmayacak dua. Ve kâle rabbukum ud'ûni estecib lekum. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنِ اِبَادَةِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِر۪ينَ Allah Teala buyurur. Rabbiniz haber verdi, bana dua edin. Ben de size cevap vereyim. Allah Teala duaları kabul edin. Ve lakin senin günahların o duaların kabul olmasının karşısına alır. Ve hemçin Allah Teala hiç kese ruzunu onun esline, nesebine, hürmetine göre vermir. Ve ruzu Allah'tan nimetti. Ve herkese verir Allah Teala. Ne de Ebu Temmem rahimahullah buyurur. وَلَوْ كَانَتِ الْاَرْزَاقُ تَجْرِي عَلَى الْحِجَى هَلَتْنَ اِذَا مِنْ جَهْلِهِنَّ الْبَهَائِمُ Eğer ruzu ağla göre olsaydı, güze göre olsaydı, esil nesle göre olsaydı, hayvanlar azından ölerdi. Ruzu Allah'tandı. Senin güzüve göre, senin hürmetine göre değil. Allah Teala rahmetidir. Seni yedizdirir. İçizdirir. Seni ve senin ailevi evladını. Hemsinin kul gayı Allah'tan istemeye utanmasın. Ve bilsin ki ruhsunu Allah verecek. İstesin Rabbinden yalvarsın, dua eylesin. Udu'u rabbekum tadarru'an ve hufya. Gizlinde, acizane. Rabbimize dua eyleyin, isteyin. Çünkü Allah Teala veren bir innallâhe hayyun kerimun. يَسْتَحْيِ مِنْ عَبْدِهِ اِذَا رَفَى يَدَيْهِ اَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Allah hayalıdır, kerimdir. Kulu ellerini ona kaldırır. İsteyende Allah da onun ellerini geri boş kaytarmağa hayalir. İste Allah'tan Allah da ona versin. Ve hemçinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadiste buyurur. Hansı ki hadis kutsi hadiste Allah'tan rivayet eder Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ya ibadi, ey kullarım, inne evvelekum ve ahirekum ve insekum ve cinnekum. Ey kullarım, sizin insanlarımız, cinlerimiz, evvelkilerimiz, ahırıncılarımız, kamu fi sa'idin vahidin, bir tepenin üstüne çıksalar, bir yaya yığışsalar, fese'eluni, hamsı menden istese, ve a'taytu kulle insanin mes'elete, men de herkesin istediğini ona versen, ma neqasa zalike mimme indi şey'en, İlla kema yenqusul mihyatu iza udkhila al-bahr. Bu benim mülkümden iğneni denize salıp çıkartsan ne kadar azaldarsa bir o kadar azaldar. Hiçbir şey azaltmaz Allah'ın dergahından. Allah'ta olandan. Ve ona göre kul gereği Allah'tan istesin. Dua eylesin. Ki Allah da onu ruhsun versin. Ve İbn Abbas
radıyallahu anhu soruşurlar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi hakkında buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا وَيْسَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٍ sizden ele birisi yoktu ki Rabbi onunla arasında hiçbir tercüman Allah'a çattıran birisi olmadan danışmasın. Nece Allah Teala hamıyla bir danışacak? Meleğin insanlar milyonlar vardı. Ama Allah Teala tekti. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabesi ey Rabbim buna te'vili öğret, tefsiri öğret dediği sahabe cevap verir radıyallahu anh. Nece ki Allah Teala onları hamsını aynı anda ruzulandırırsa ve ele de onları bir sorgusuna alacak. Bak Allah Teala'nın kudretine. Yerlerde, göğlerde, denizlerin dibinde görünen ve görünmeyen alemlerde mehluklar var. Sen bilmirsen ama Allah Teala bilir. Onları ruzulandırır. Bu Allah Teala'nın kuluna olan rahmeti, merhametidir. Aqulu ma tesme'un ve estağfirullah li ve lekum ve lisailil muslimin festağfiruhu innehu huvel gafurur rahim. İbadallah, hemçin Allah Teala ruzunu onun yolunda güzel şekilde istifade eləmək üçün verir. Təkəbbürlük eləmək üçün, kasıblara yuxarıdan aşağı baxmaq üçün verməyib Allah Teala. Allah Teala Qarundan danışır Quran-ı Kerimdə ve onun malından, mülkündən, səltənətindən danışır. Hansı ki, ağla gəlməyən qədər ruzusu var idi. Amma qövmü ona deyir, təkəbbürlük eləyir onların üzərində. Qövmü ona deyir, izqalə ləhu qavmuhu. La tefrah. Gövme ona der ki ferehlenme. Tekebbürlülüğü eleme. İnna Allah la yuhibbul farihin. Allah ferehlenenleri tekebbürlülüğü eleme sevmez. Aksine vebtagi fima ataka Allahu ed-daral ahire. Allah sana verdiği ruzunun sebebiyle Allah'ın ahiret diyenini kazan. Ve ehsin kema ehsenallahu ileyk. Yaxşılıq elə. Necə ki Allah Teala sana yaxşılıq eləyib. Ve bilmek lazımdır ki tekebbürlülük İstər ruzuda, istər elmdə, istər hörmətdə, istər başqa şeydə sənə xeyir gətirməz. Səsrifu an ayatiyyəlləzini yətəkəbbəruna fil ard biğayril haqq. Allah Teala buyurur, yer üzərində haqsızcasına təkəbbürlük eləyənləri ayələrimizi başa düşmədən yayındıracaq. Düzgün fəhimdən yayındıracaq Allah Teala səni. Əgər təkəbbürlük eləsən. İbadallah, innallah yəmur bil ədl vəl ihsani və itaizil qurbə və yənhanil fəhşai vəl münkar. Yaidukum. لعلكم تذكرون أقيموا الصلاة